Günaydın. Günaydın. İyi misin? Nasıl oldun? Hı hı. İyi. Ben Ela'yı da uyandırayım. Sağlam bir kahvaltı yapalım. Hem midene de iyi gelir. Dursana biraz. Akşam çok konuştun mu? Biraz. Ne dedim? Hatırlamıyorum da. Neler hissettiğinden bahset. Aşktan bahsettin mi hiç? Aşık olduğumu söyledin mi? Söylediklerim bu anlama geliyordu. Sen ne dedin? Sen midendeki her şeyi çıkardığını hatırlıyor musun? Ölüyorsun da açlıktan, bir kahvaltı hazırlayayım. Lütfen. Sen ne dedin? Ben sana aşık olduğumu söyleyince cevap ne verdin? Kaç hala. Uzaklaş. Arkanda bırak beni. Arkana da dönüp bakma. Şimdi yapmazsan sonra çok geç olacak. Emin ol, pişman olacaksın. Dedim. Neden? Çünkü aşk acıdır. Dün bunu da söyledin mi? Söylemedim. Şimdi söylüyorum. Aklım başındayken sana çıkış yolunu gösteriyorum. Son çıkış. Tünelin sonunu görmek istiyorum. Karanlık. Karanlıktan korkmuyorum. Arda hazır. Seni bekliyor. Bugün okula sen bırakacaktın. Fikret, sana söylüyorum. Bugün olmaz. Neden? Arda'ya söz verdin. Tamam. Ben bir şeyler uydururum. En iyi yaptığın iş bu zaten. Anlamadım. Yalan söylemek diyorum. En iyi yaptığın iş. Dün bana söylediğin telefonunu çaldırma yalanı gibi. Hayır, yalan söylemedim.
alışveriş merkezinde ne işin vardı? Anlattım ya sana. Arda'nın öğretmenin yanına giderken elim boş gitmek istemedim. Bir kutu çikolata alayım dedim. Evet. Alışveriş merkezine uğradım. Orada da telefonumu çaldırdım. Onca insan içinde hırsız senin telefonunu çaldı, öyle mi? Yalanına hala inat ediyorsun. Hayatım. Yapma. Haksızlık ediyorsun bana. Ne yapayım? Hı? Peşine adam mı takayım? Attığın her adamı bileyim mi? Bunu mu istiyorsun? Son kez uyarıyorum. Seni aradığım zaman bulacağım. Güvenimi sarsma. Bırak evlenmeyi. Güvenmediğim insanı ben yanımda bile tutmam. Bana haksızlık ediyorsun. Fikret bana inanmıyor. Üstüne gitmeseydin daha çok şüphe çeker. Hiçbir şey söylemedim. Ama inanmıyor bana. Ne yapacağız? Endişelenme. Ya açık açık bana yalancısın dedi. Tamam, çözeceğim. Nasıl çözeceksin? Ya nikahı iptal ederse? Bak şimdi. Ben bir yolunu bulacağım. Sen şimdi kimseye görünmeden git. Amirim günaydın. Nasılsınız? Şükür olsun ben de iyiyim. Bir ricam olacak sizden. İşte meşhur Ali Yusuf'un içine ne bulduysa koyduğu omleti. Afiyet olsun. Pek yenilecek gibi durmuyor ama. Sen bir ye de ondan sonra konuş. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Vay 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 vay. Vallahi yine hazır sofraya geldik. Çok güzel oldu ya. Geç canım şöyle. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Yusuf. Kusura bakmayın. İlla gel tanıştıracağım diye tutturdu deli. Ela'cığım, Suzan Hanım bana bir çay getirir misin canım? Oh. Hadi buyurun. Aynen buyur. Buyur da ben bir kendimi tanıtayım önce. Ben Ali Yusuf'un canı, kanı, kardeşi. Hani bahsetmiştir zaten. Siz de şu meşhur Saliha almalısınız. Evet. Allah'ım ya. Tanıştırmıyorlar da Allah kısmetli tanıştık sonunda yani. Buralarda bu kadar meşhur olduğumu bilmiyordum ama. Meşhur ne demek? Efendim meşhur ne demek? Biz ona bence efsane diyelim yani. Daha çok efsane. Halil çenen düşmesin de sonra toplamaya çalışmayalım değil mi? Öyle oluyor çünkü genelde. Halil, içinden geldiği gibi. Samimiyet önemli değil mi? Ya samimiyet önemli ya. Bak helal olsun. Ne güzel söyledi. Bir de bu kıza böyle soğuk falan demişler. Hiç öyle değil. Hadi biz gidelim. Ne oluyor ya? Çok memnun oldum. Ben de, biz de. Memnun oldum. Her zaman bekleriz. Ya şey bir sinema falan yapsaydık Yusuf. Saliha yenge sen, ben, yengen. Şey yaparız onu. Başka zaman başka konuşuruz. Zaman. Bugün bizim çünkü planımız var. Öyle tamam. Mi? Yapalım ama bunu mutlaka. Tamam. Hadi afiyet olsun. Oldu. Tamam görüşürüz. Ne diye getirdin beni buraya anlamadım ki. Çayınız Suzan Hanım. Ay ne çayı Allah aşkına. Sen bana kahve getir. Şekersiz. Zahmet olmayacaksa tabii. Buyurun efendim.
böyle Ayşe? Zehir gibi olmuş yine. Ben size kaç kere dedim, bu kahve bu kadar telveli yapılmayacak. Ben biliyorum da Meryem abla yaptı bu sefer. Kes, uzatma. Bahane duymak istemiyorum. Telefonunu çaldırdığına dair tutanak Fikret Bey'e verirsin. Bu onu ikna etmeye yetecektir. Senin başaramayacağın bir şey yok mu ya? Bu yaptığını asla unutmayacağım. Teşekkür ederim. Biliyordum. Oydu. Eksik parçamdı o benim. Seni gördüm. Yandaki eve taşındınız. Tanıştığımız o gün karşımda durmuş bana gülümsüyordu. Benden asla vazgeçmeyeceksin. Eğer vazgeçecek olursan gebertirim seni. Bundan sonra benimsin. Sadece benim. Hırslanıp hayal kurmaya başladım. Onun benim aslanım olduğuna hala inanamıyordum. Ama kendime güveniyorum. Sana hak ettiğin zenginliği veremesem de kalbim hep senin olacak. Ne olursa olsun seni asla terk etmeyeceğim. Ne olursa olsun elini asla bırakmayacağım. Her zaman beni bulabileceğin bir yerde olacağım. Düştüğünde elimi uzatıp seni kaldıracağım. Hayatım aslanla başladı. Onunla biteceğine söz veriyorum. Umarım o da böyle düşünüyordur. Ali Yusuf, 30 Haziran 2006. Buna karar verdim. Çok zevkli bir seçim. Hanımefendiye de çok yakışacak eminim. Ben bunun sertifikalarını hazırlayayım. Tamam. Sence Aslan bunu beğenir mi? Güzel ve özür hediyesi. Yalnızca o değil. Aynı zamanda düğün hediyesi. Aslan hafta sonu resmen karım olacak. Ben daha ileri bir tarih aldınız sanıyordum. Aslan da henüz bilmiyor. Birazdan eve gelinlik provası için gidecekler, o zaman öğrenecek. Sence acele mi ettim? Kararım hakkında ne düşünüyorsun? Anlamadım. Aslan'la evlilik kararım. Aslında kadınlara karşı her zaman gardımı yüksek tutarım ama Aslan o bambaşka bir kadın. Yine de fikrini bilmek istiyorum. Sence ona güvenmeli miyim? Seni tedirgin eden bir şey var mı? Hayır efendim, yok. Bence Aslan Hanım'a tamamen güvenebilirsiniz. Güzel.
Keşke Fikret Bey daha önce haber verseydi. İki ayağımız bir pabuca girmezdi. Ay, darısı başıma inşallah. Beğendin mi? Ay, baksana. Hacer Hanım da beğendi. Gözleri dolu dolu oldu. Ha. Bir saniye Aslan Hanım. Bir saniye. Eminim annem selamımı iletmemiştir canım kardeşim. Yakında görüşeceğiz. Çok değer verdiğin abin Kenan. Çıkın dışarı. Duymadınız mı? Çıkın. Herkes çıksın. Defolun. Hadi abla. Sen kal. Abimle görüşmeye mi gittin sen? Anne! Sen beni delirtmek için mi yaşıyorsun? Öldüreceksin beni! Kimden öğrenmiş? Nasıl öğrenmiş? Ne saçmalıyorsun? Mektup mu? Ne mektubu? Benim niye haberim yok bundan? Yakında görüşeceğiz diye mesaj atmış buraya. Bak buna bak. Yazmış işte buraya. Bıktım sizden. Senden de oğlundan da bıktım. Defol. Aslan Hanım kahve içecek mi diye soracaktım. Zamanı ortadan kayboldu öyle. Kızım sadece iki elim var. Yetişemiyorum her şeye. Havuçları rendele. Hacer nerede?
Aslan Hanım sinirliydi. Ay çok azarlamasa bari kadını. Ayşe. Kime diyorum da? Ha, dilini mi yuttun kızım? Sana söylüyorum, cevap versene. Ay dilini mi yuttun yavrum? Ayşe, neyin var yavrum? Niye? Ay ay. Elini kesmişsin. Bırak. Ay. Niye ağlıyorsun yavrum sen? Niye ağlıyorsun? Tamam. Tamam, buradayım kızım. Tamam. Nereye bırakayım seni? Başından atmak mı istiyorsun? Ya yok, olur mu öyle şey? İşin vardır diye diyorum. İşten çıkarılan 18 işçinin tazminatını bulup grevi sonlandırırsam yeniden bir işim olabilir ama orada belki. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Hı hı. Bir şans öpücüğü mesela. O kolay, onu hallederiz de parayı nereden bulacaksın? Annemden kalan bazı fonlar var. Onları satmaya çalışacağım. Efendim Sado. Yusuf, hemen gel, konuşmamız lazım. Tesan'la işiyle alakalı. Anladım, tamam. Tamam, geliyorum. Acelen varsa ben burada inebilirim. Otobüse devam ederim. Doğru. Al şu parayı. Kenan'a götür. Söyle ona kendine uzakta bir hayat kursun. Bizden de uzak dursun. Ali Yusuf almadı ama abim kaçırmaz bu fırsatı. Ne var ya? Ne var? Yok. Daha fazlası yok, anladın mı? Sen dua et, kabul etsin. Yoksa içeriden çıkmadan geberip gitsin. Başka çaremiz yok. Asfalttan iyi toplamışlar seni. Hayırdır? Ne alt etmeye geldi? Ne olan yoksa? Geçmişin hesabını kesmeye mi geldin? Dilini mi yuttun be kadın? Konuşsana. Bana yardım et. Ne yardımı lan? Yardımına ihtiyacım var. Tanıdıkların vardır senin. Yok mu senin? Git ondan yardım dile. Şimdi konuşmaya başladın acaba.
Gel. Gel, ben de seni bekliyordum, gel. Sana pek hoş geldin diyemeyeceğim, bu sefer fenayız. Yaş tahtalara bastık. Nasıl? Oğlum, Tezanlıların arsasını sattık ya. Fikret Tezanlı da kuzu kuzu evet dedi ya, sorgusuz sualsiz. E'si cin olmadan adam çarpmaya kalkmışlar. Ayarladığım aracının komisyonunu vermemişler. Bu adamın nasıl zengin olduğu belli. Oğlum adamı. Herifler benden istiyor zararını. Biz seni tanırız, hesabı seninle kapatacağız diyor. Milletvekilinden aldığımız para var ya, bugün oraya pansuman oldu anca. Yarın yine gelecekler. Ne yapalım? Karşılama töreni mi düzenleyelim? Ne istiyorsun? Tören düzenleyelim Yusuf. Festival yapalım. Karşılıklı birbirimize sıkalım. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bizim kurşunumuz mu yeter onlara? Biz bir sıkarız, onlar 10 sıkar. Şu Fikret'i ara da para iste. Balayına çıkmadan halletmemiz lazım bu işi. Ne balayı? Haberin yok mu oğlum? Evleniyorlar. Burada işte. Herifin keyfi gıcır. Bizi burada limon gibi sıkıyorlar. Herifin umurunda değil. Hadi ara şu Fikret. Yusuf. Aha, ekstraya gel. Ne oldu lan? Haber vermediler diye mi bozuldun? Yusuf. 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 Efendim. O imzayı attığında sana kimse dokunamayacak mı zannediyorsun? Kendin için konuşuyorsan dokunamayacaksın. Tesanın soyadını taşıyacağım. İstediğim her şeye sahip olacağım yani. Ben izin verirsem. Öyle mi diyorsun? Nasıl olacakmış o? Çektiğin o fotoğrafla mı tehdit edeceksin beni? Elinde başka kozum yok. Bir düşün bakalım. İçeride geçirdiğim 7 sene var. Senin için yattığım yıllar. Kanıtlayamazsın. Hiç kimse inanmaz sana. Dolandırıcının tekisin. Denemek ister misin aslan? Sen cesaret edebilir misin? Gözün kapıda olsun. Sen ne istediğinin farkındasın değil mi? Bu işin dönüşü yok. Sonra pişman olma. Can yaktıracaksın. Kolay değil. Hadi he dedim. Farz et, kabul ettim. Bu getirdiğin paranın arkası var mı? Başka yok. Hepsi bu. Hangi kalantarı yoldun zamanında? Sen de az değil misin? Yapacak mısın? Tamam, tamam. Kızma. Bu iş olmuş mu? Hazır mısın? Bak, çekiyorum. Bir şut daha çek baba. Ama bu sefer daha hızlı olur. Tamam, hadi bakalım. Sen onu da kurtarırsın ama. Aferin koçuma benim. Büyünce kaleci olacağım ben. Tabii kurtarırım. Hadi at bakayım. Neyse, bu kadar yeter. Hadi. Git elini yüzünü yıka bakayım.
Yemek yiyeceğiz. Tamam baba. Ne kadar eğleniyorsun Arda'yla? Çok uyumlu bir çocuk. Burnunun dikine gitmiyor. Benim gibi değil yani. O yüzden seviyorsun onu. Bacak kadar çocuğu mu kıskanıyorsun Salih'a? Akşam akşam keyfimi kaçırma benim. Sana iyi haberlerim var. Sendika olayını çözdüm. Nasıl ikna ettin adamı? Tazminatlarını kuruşu kuruşuna ödedim. Dalga mı geçiyorsun sen yani? İyi haber dediğim bu mu? Şirketin kasasından bir kuruş bile çıkmadı. Kendi paramı kullandım. Annemden kalan. Bravo. Çok iyi becermiş. Aferin. İş çözüldü diyorum. Neden memnun olmuyorsun? Neden beni bir kere bile takdir etmiyorsun baba? İleride diğer işçiler de aynı şeyi istediğinde ne yapacaksın? İyi niyetimizi, haklarını ödediğimizi gördüler. Bir daha masaya oturduğumuzda orta yol bulacağız. Daha kaç kere söyleyeceğim sana. İş hayatında böyle hayalperestliklere yer yok. Sokamadın kafana bir türlü. Neyse. Eve de işe de dönebilirsin. Uzaktayken daha mantıksız kararlar alıyorsun. Gözümün önünde dur hiç olmazsa. Sen ne istediğinin farkındasın değil mi? Bu işin dönüşü yok. Sonra pişman olma. Can yaktıracaksın. Kolay değil. Ben iyiyim. Sazıma bakar mısın? Bir şey olmuş. Ne sazı? Halil, ne sazı? Tamam, sazı iyi. Bir şey olmamış. Oh. Bir de söyler misin şu kardeşin ağlaması? Sinirim bozuş. Bir şey yok. Tamam, kurşun girmiş çıkmış. Ela 112 yara. Yusuf, umanı yetti kardeşim ya. Artık tamam, bana hiçbir şey olmaz ya. Nerede kaldın sen? Ha? Gittin gider oldun. Daha salata bitecek. Oho! Kelim var Meryem abla ya. Hem sen bana kızacağına şu saat olmuş eve gelmeyen Hacer karısına kız. İnşallah bir arabanın altında kalmıştır da gelemez mendebur karı. Vır 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 vır. Kelen işleyeceğine elin işlesin. Hadi. Ay, tuzsuz bu. Hacer abla. Hayırdır? Cemal'le konuşmam lazım Tahir. Cemal abi çıktı. Yarın gündüz gelir. Konuşmam lazım mutlaka. Vazgeçtim diyeceğim. Telefonu yok mu? Yok vallahi abla telefonu. Vardı. Yalan seni bana. Kulak edilemeyim bana. Yalnızlar. Kıymasınlar. Thank you.
kullanma ula. Dışarıdan mesaj gönderdiler. Onu teslim edeceğiz. Ne mesajı lan? Kim gönderdi? Akıllı olacaksın. Anandan, kardeşinden uzak duracaksın. Anladın mı ulan? Yoksa yarın bıraktığımız işi gelir tamamlarız icabında. Şerefsizim, dört kolluyla çıkarsın buradan. Allah Allah, ben yürürüm kendim, dokunmayın ya. Bir şey diyeceğim. Bu ne zaman geçer, benim yarın sahneye çıkmam lazım. Yok öyle sahne mahne, senin birkaç gün dinlenmen lazım. Kim vurdu oğlum seni? Ya bak yine döndük başa kardeşim, görmedim, gerçekten görmedim. Yusuf'um sana mı söylemeyeceğim ya, ne olur. Aşk işleri falan mı yoksa? Yok abi ne, Allah Allah, aşk yok aşk ya. Hayır bak, ben sana şimdi söyleyeyim kardeşim, ne olmuştur biliyor musun? Ben sahne alırken biri böyle bir istek yapmıştır. Ondan sonra istediği parçayı havası değildir, çalmamışızdır. Sonra bu gıcık olmuştur, bu skoru vurdurmuştur. Bu kadar, bizim alemde böyle psikopatlar çok yani. E o zaman sen de onların istediği türküyü söyle. Su artık söylerim, söylerim. İkiletmem söylerim. Hayır, bana bir şey olacağından değil yani. Siz böyle perişan oluyorsunuz kardeşim halinde. Sen tamam tamam, sen bir polise anlat bakayım, inanacaklar mı sana? Hadi geç. Geç, madem öyle. Hadi anlat. Anlat, hadi. Abi be, çok sıkıştım. Bir tuvalete gidebilir miyim? Hasta bakıcıyı çağırayım mı kardeşim? İlgilensin mi seninle? Yok yok yok. Tuvalet şurada zaten abicim ya. Gözünü seveyim, aç şu kelepçeyi. Altımı bırakacağım. Hem zaten şişlendim, kaçacak halim yok ya. Hay Allah razı olsun sen. Yardım lazım mı? Yok yok yok, ben hallederim. Ne oldu, iyi misin? Ah, düştüm. Geleyim mi içeri? Vallahi iyi olur. Şurada taksi var. İyisin iyisin, öyle şekilden şekile girme. Yok, yok. Çekme böyle bir şeyi var yani. Çekme ne Halil? Ödem gibi yani. Şeyim oldu. Kötü oldu. Mızmızsın mızmız. Hadi siz binin taksiye. Eve gidin, benim biraz işim var. Ela bu bir yere gitmesin bak. Sahnem mahnem var, yani öyle evden falan çıkıp gideyim deme. Tamam, dinlenmen lazım senin.
Ela kaçmasın. Tamam, merak etme abi, ben onu bırakmam. Yok kardeşim, sen bak işine zaten yani. Benim işim var, biz bakarız başımızın çaresine de, bir şey oldu yani. Bir şey yok, bir şey yok, hadi. İyisin, iyisin. Ne gülüyorsun ya? Hiç. Ha, önüme bakıyorum, ondan gülüyorsun değil mi? Midem bulanıyor kızım, ne yapayım Allah Allah. Ya ondan değil. Hani sazın kırıldı mı diye sordun ya. Ha. O geldi aklıma. Ay sazdırım ya. Ay, olacak o kadar. Kıymetli o benim. Ali, sana bir şey olacak diye çok korktum. Şey, pardon kaptan, durabilir misin müsaitler diyeceğim de. Halil! Halil dur, nereye gidiyorsun? Dur! Halil! Halil! Halil tamam. Sen beni sevme. Hatta hiçbir zaman sevme. Ben razıyım. Ama ne olur böyle gitme. Ya neden anlamıyorsun? Arkadaşımın kardeşisin sen mi? Kurban oldun. Yapma bunu bana. Ne olursun yapma. Bak, güzel bir kızsın, git başkasını sev. Yok mu başka biri? Yok mu? Ne olursun git. Sevme beni, sen daha iyisin, daha iyisin. Tamam mı? Böyle dolu dolu gözlerle de bakma. Onca resim, onca anı, bu şehir suskun. Yusuf, gel bak ne var, menemen. O gün canım çok çekmiş diye yiyemedim. Anlat dolayınıza. Çok güldüm vallahi. Fikret Bey'in arazisi için aracı olan adamların numarasını versene. Hayırdır? Bizim Halil'i vurdular. Ne diyorsun? Bacağından. Benim evin önünde. Niye aramadın, niye hemen gelmedin? Neredeyim ben Sado, geldim işte. Ver şu numarayı. Ne demişler sıkarken? Kaç gün vermişler? Göstermemişler kendilerini. O zaman yanlış adamların peşindesin. Bu adamlar öyle gizli saklı iş yapmaz. Sıkar, gözünün içine bakar, para mı getir der. Paracı oğlum bunlar. Ne yapsınlar canım? Kim vurdu o zaman bu çocuğu? Şahsi meseledir. Kendi düşmanıdır. Ne düşmanı olacak Halil'in? Çocuğun hayatı ortada. Bilemezsin Yusuf. Herkesin karanlık bir hikayesi vardır. Ayşe hasta deyince merak ettim. İyisin değil mi? Yat dinlen sen. Yatarak iyileşirsin. Zaten etrafta salgın varmış, herkes hasta. Bir şeye ihtiyacın olur. Ben buradayım.
Kim var orada? Usta. Komşu. Göster kendini, bak polisi arıyorum. Yusuf. Kimsin? Sesinden tanıdım. Arama polisi. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 7 mi? 8 mi? Sesini unutmamışım hala. Hapishanede değil miydin sen? Hapisten mi kaçtın sen? Kaçtım. Kardeşim olacak yüzünden. Nasıl yaptı bilmiyorum ama içeride adam bulmuş. Şişletti beni. Bak. Durduk yere. Ne yaptın ki sen? İçeride vakit bol. Mektup yazdım. Halini hatırını sordum. Sinirlendi hanımefendi. Kenan kaçılır mı? Dönseydin ya, bitirseydin cezanı. Beni yaşatırlar mı orada? Başka çarem yoktu. Can tatlı tabii. Bakma. Sana ilişmediyse ona dokunmadığındandır. Eğer kuyruğuna birazcık bassaydın seni de bitirirdi. Ne anlatıyorsun sen? Bak şurada biz biziz. Delikanlı gibi. O cinayeti sen üstlendin değil mi? Aslan'ın suçunu aldın üstüne. Bu kadar sene içeride sen bu hikayelerle mi oyalandın? Yalandan senaryolarla. İyi. Öyle olsun. İnanalım bakalım. Kanaman çok fazla. Durdurmak lazım. Ben evden çantamı alayım geleyim. Bekle burada. Eyvallah. Ayakkabı kül kedisinin ayağına tam gelince aradığı güzeller güzeli genç kızın o olduğunu anlamış prens. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Kül kedisi hayatın sonuna kadar sarayda ve mutlu yaşamış. Cesaret. Kocan duymasın kız. Gerçi sen ikisini birden idare ediyorsundur ruhlarını duyurmadan. Canan. Hemen de tanıdın ha. Teşekkür etmek için aradım kardeşim. Şu içeride yolladığın adamlar var ya. Bana çok güzel bir ders verdiler. Hayatın kıymetini anladım. Neden bahsettiğini bilmiyorum.
Kimseyi tutmadım ben. Bacım. Benim güzel bacım. Özgürüm. Bir taksiye bakar yanına gelmem. Hala mı yalan söylüyorsun lan? Özgür müsün? Ha. Sesin de hemen değişti. Korktun mu? Kork lan. Kork kork. Yakında var ya. Seni de, o çakma dilsiz annemi de, yaşadığın o malikanenin bahçesine gömeceğim ben! Değişmişsin. Eskiden yüzüne baktığımda merhamet görürdüm. Gözlerinin içinde aptalca bir umut. Hayat. Acımasızsın. Aslan ikimize de çarptı da ondan. O aşağılık getirdi bizi bu hale. Dik dik bakma be. Hala mı aşıksın? Aptal olma. Bak. Bana yardım et. Beraber intikam alalım bundan. Susuyorsun. Tamam. Ben ikimizin yerine de intikam alırım. Bana bak. Seni çok iyi tanıyorum. Bana boşuna edebiyat yapma. Ben yaşadığım müddetçe aslana dokunmayacaksın. Aslanın yanına yaklaşırsan gebertirim seni. Anladın mı? Çok değiştim, haklısın. Artık eski Ali Yusuf yok. Elini kana bulamış bir adamım. Katilim. O yüzden ayağını denk al. Al bunları. Temiz kıyafetler var içinde. Bu gece de burada kal. Sabah da gidersin. Bir daha seninle bu mahallede ne de bu evin etrafında görmeyeceğim. Ne aşıkmış lan? Böyle mi oynayacaksın bu oyunu ha? Alçakça. Abimi karıştırmayacaktın bu oyuna. Bu kadar alçalmayacaktın Ali Yusuf. Bundan sonra başka bir aslan göreceksin karşında. Önce seni mahvedeceğim. Sonra da abim olacak o herifi. Abimi karıştırmayacaktın bu oyuna. Bu kadar alçalmayacaktın Ali Yusuf. Bundan sonra başka bir aslan göreceksin karşında. Önce seni mahvedeceğim. Sonra da abim olacak o herifi. Hacer teyze nerede anne? Hacer teyzen çok yorulmuş. Biz de babanla izin verdik tatil yapsın diye. Hadi servisi kaçırmayalım. Günaydın. Kahvaltı var. Arda'yı hazırlayalım. Hı hı. Servise geç kalmasın.
Saliha'nın eve dönmesine çok sevindim. Ama görüyorsun işte. Bizi huzursuz etmek için elinden gelen ne varsa yapıyor. O adamla hala görüştüğünü biliyor musun? Belli ki o da serserinin teki. Biliyorum. Nereden? Adamla tanıştım. Ha, yemeği diyorsun. Yemekten bahsetmiyorum aslan. Biz daha önce tanıştık. Otelin açılışında. Eski bir dostuma çalışıyor. Bahsetmemiştin. Hangi arkadaşınmış bu? Tanımazsın. Yemekte ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi yaptın. Ben de bozmadım. Nasıl bir oyun oynadığını anlamak için hatırlamıyor gibi yaptın. Arkadaşına sormuşsundur herhalde geçmişini, değil mi? Ne dedi? Durum kontrolüm altında, merak etme. Hayır, yani zaman geçmesin diye diyorum. Bir an önce önlem almak lazım. Ne gibi? Şu Nihat'ın adamları. Daha önce çalışmıştık. Sessiz sedasız bu işi halledebilir. Gerek yok. Zamanı gelince ben halledeceğim. Sen rahat ol. Yakışıklı. Mahalledeki tek yakışıklı sen misin? O ne özgüven öyle? Yakışıklı diye bağıran kadının ayak seslerini tanıyan tek benim. Ama sen böyle güzel şeyler söylersen ben senin kapından ayrılamam. Hem zaten çok özlüyorum. Durumu bir çözüm bulmamız lazım o zaman. Mahallede adımız çıkacak. Ne derlerse desinler. Umurumda değil. Ne diyecekler? Fakir çocuk zengin kızı kaptı diyecekler. Zengin değil dersin. Hem işe bile otobüste gidip geliyor. Ya gerçekten üstümdeki kıyafetlerden başka bir çöpüm bile yok. Her şeyimi sattım. Sendikada sorununu çözdün ama. Evet ama sonuçta bu mahalleden bile bir ev tutamıyorum. Olsun. Şoförün var. Ben seni işe bırakabilirim. Ya olmaz. Hem bu duruma alışmam lazım. Hem sevgilisinin arabasından faydalanıyor derler sonra. İyi çalışmalar. Sağ ol. Mahir Bey mi? Kimmiş? Bir saniye. Alo? Ben Fikret Tesanlı.
Mahir Bey'i rica edeyim. Mahir Bey biraz rahatsız. Yurt dışına gitti tedavi için. Ben yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Kişisel bir konu. Ben ulaşırım kendisine. Ulaşırsın. Öbür dünyada belki. Abi biri bu işin peşine düşecek. Ne tedavisiymiş bu diyecek. Bu adamın gittiği yerden dönecek hali yok ya. Ne halt edeceğiz biz? Telaşlanma oğlum. Buluruz bir yol. Adamın haline bak. Ayırtın şunu. Alo. Uyan lan. Gördün işte adamı yık. Adamın üstünde iki kalas kırdım. Bana mısın demedi. Konuşmaya hazır. Kendine geldi. Atmaya devam ediyorsun aslan. Böyle olmasını sen istedin. Şimdi aç kulaklarını beni iyi dinle. Nereye, hangi cehenneme gitmek istiyorsan söyle. İki bilet alacaklar. Biri sana, diğeri kardeşine. Yarın bu ülkeyi terk edeceksiniz. Anladın mı beni? Hayatınız boyunca ne kadar paraya ihtiyacınız varsa verecekler. Eğer yaşamak istiyorsan... Bir daha senin yüzünü görmeyeceğim, anladın mı? Sadece kendini değil, kardeşini de düşün. Duyuyorsun beni değil mi? Duyuyorum. Duyuyorum. Kazandıklarımdan asla vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Kaybetmemek için neler yapacağımı da. Şimdi bana cevap ver. Teklifimi kabul ediyor musun? Kilitliyorsun çocuk gibi lan. Kim yaptı oğlum bunu sana? Kimden hesap soracağız? Kimin kafasına sıkacağız lan? Oğlum isim vermiyorsan ima et, biz anlarız. Yusuf. Oğlum bak Sado kardeşinin takımı sağlam. Mahalle takımı lan. İntikam melekleri oğlum bunlar. Bir işaretini bekliyoruz lan. Şişt.
Ela hadi ağaç oldum hadi ya. Neredesin hadi Ela? Tamam geldim ya. Ne oluyor ya? Bu ne bu? Sen bu kıyafetler ne? Ne yapıyorsun sen ya? Nesi var? Güzel olmamış mı? Hayır yani sen böyle giyinmezsin de o yüzden söyledim. Artık giyiniyorum. Hem sen güzel kız demiyor muydun bana? Her neyse yürü çabuk hadi yola çıkıyoruz hadi. Kızım yürüsene. Nereye gittiğimizi söylemezsen ben de yürümem. Ya bir ekstra aldım işte ona gidiyoruz hadi. Beni de mi götürüyorsun? Evet Ela hadi hadi lütfen hadi. Tamam geldim. Hadi. Hacer teyze. Hacer teyze. Buraya mı geldin? Nerelerdeydin bunca zamandır Hacer teyze? Tamamen iyileştin mi? Ya hadi ne yapıyorsun Ela? Ne olur haber ver. Hadi ne yapıyorsun? Hadi yürü. Görüşürüz Hacer teyze. Ya ne çekiştirip duruyorsun? Görmüyor musun kadın ne halde? Ya, ayıp ayıp. Ne ayıbı ya? Otobüsü kaçıracak senin yüzünden adam. Yürü. Bize ne ayrıca? Aslan anasından bize ne? O aileden uzak durmak en iyisi. Şimdi bana cevap ver. Teklifimi kabul ediyor musun? Senin bu hayatta parayla satın alamayacağını düşündüğün bir şey var mı Aslan? Ha? Her şeyin, herkesin bir fiyatı var değil mi? Evet var. Sana da değerini veriyorum. Kabul et. Başka şansın var mı? Ya öleceğim ya da çekip gideceğim. Yeni hayatında iyi şanslar o zaman. Şansa ihtiyacım olmayacak. Şimdi bana cevap ver. Şimdi bana cevap ver. Teklifimi kabul ediyor musun? Teklifimi kabul ediyor musun? Başka şansım var mı? Başka şansım var mı? Ya öleceğim. Ya öleceğim. Ya da çekip gideceğim. Ya da çekip gideceğim. İyi misin? Bir şeyim yok korkma. Benim kanım değil bu. Kimin kanı? Ali Yusuf onlarla birlikte değil mi? Hayır. Sadece kardeşi ve o türkücü arkadaşı evden ayrıldı. İyi. O zaman buluşacaklardır. Şimdi ne yapmamı istersiniz? Hamit! Neredesin sen?
Gittin bir daha gelmiyorsun. Öldürmek mi istiyorsun beni? Ben sana Hüseyin abim gel demedim mi? Dur bağırma dur. Yarına bakacağım. Doktor musun sen? Değilim. Ne işin var burada? Lan kim aldı geldi sen? Ya bir sus. Sakin ol. Çok kan kaybettim ben. Durduramadık onu. Aşım dönüyor ben. Ne bitmez derdim varmış ki Allah bunlar gibi iki bela verdi başım. Şanslısın. Damara girmemiş. Dikeceğim şimdi. Kim yaptı bunu? Ben yaptım abi. Aldım makası sapladım. Kolay gelsin. Siz devam edin. Şu bize dava açan kadın, onunla konuşmak istiyorum. Bence bu iyi bir fikir değil. Ama aklımda ne olduğunu bilmiyorsun. Bu konuyu önce babanıza danışmalısınız. Gökhan Bey, konuşabilir miyiz? Oo Aslan Hanım, bu ne çalışma aşkı? Düğün öncesi gelinlik provası falan yapmanız gerekmiyor mu? Burada ne işiniz var? Sen işleri bu kadar batırmasaydın, belki de gelmeme gerek kalmazdı. Batırmak mı? Hayal kurma. Sen kendini kahraman falan mı sanıyorsun? Herkes seni konuşuyor. Asansörde, lobide. Sendikanın maskarası olmuşsun. Adamları sarhoş edip bir de imza attırmaya kalkmışsın meğer. Sen olsan farklı yollardan yaptırırdın değil mi? Terbiyesizleşme. Hanımlar, bura yeri değil. Herkes çıksın. Çıkın. Her seferinde beni deli etmeyi başarıyor. Güvenliği artırmanı istiyorum. Neden? Tedbir amaçlı sadece. Neye ve kime karşı? İsteklerimi sorgulama lütfen. Gerekli görüyorum. O kadar. Ali Yusuf'u dövdürmek de mi bir gereklilikti? O kararımda haklıydım. İstediğimi de aldım. Ali Yusuf gidiyor. Şehri terk ediyor. Bak, bu işleri tek başına halledemezsin. Elini ne kadar pisliğe bulaştırırsan arkanda o kadar iz bırakırsın. Bırak ben halledeyim. Gökhan, tamam. Olan oldu. Merak etme. Nihat'ta sorun çıkarmayacaktır. Merak etmiyorum. İşini son verdim. Sen de onu bir daha arama. Allah razı olsun. Karşılığını da ödemek isterdim de. Gerek yok. Sen dinlen biraz, iyi olacaksın. Sen iyi bir adama benziyorsun. Bu olay bu evde kalsın olur mu? Karakola falan da gitme. Çocuğumun başı yanmasın. Okuyacak o. Bir kazadır oldu işte. Ben oğlumu affettim. Merak etme sen, benden sır çıkmaz. Sizin elinize de bir bakayım. Yok. Yok, hiç gerek yok. Küçük bir yerde zaten. Biz gereğini yaparız, merak etme. Tetanoz iğnesi yapsın ikisi de. Tamam abi, sağ ol.
Kontrat da bir iki güne kadar getiririm. Kapıya idareten bir şeyler yaptım. Daha sonra sağlamlaştırırız. Evi boş gören birkaç serseri eve girmeye çalışıyor. Hadi güle güle otur. Hayırlı olsun. Bakma öyle etrafına. Abime her şeyi anlatacaksın. Hepsi benim suçumdu diyeceksin. Her şeyi ben planladım diyeceksin. Durma, yatsana. Canına kasteden bendim diyeceksin. Senin gibi oğlum olmaz olsun dedim, öldürtmeye çalıştım diyeceksin. Ben ona sadece para gönderdim ya. Yaz, hepsini yaz. Kenan'a her şeyi söyleyeceksin. Çek şunu. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Cehenneme gidiyoruz anne. Senin en sevdiğin yere götürüyorum seni. İn aşağı. Gel buraya. İn dedim sana. Çık. İn dedim. Yürü. Yürü dedim sana, gir. Git. Gir içeri. Gir dedim sana. Gir bak, oğlum içeride mi? Yürü. Sen burada kalacaksın. Benimle eve gelmeyeceksin. Kenan'ı başıma sen sardın. Çözene kadar bu çöplükte kalacaksın. Bakma bana öyle boş boş, bakma! Kenan senin oğlun. Senin derdin, anladın mı? İkiniz de benden uzak duracaksınız. Benim hayatıma karışmayacaksınız. Nasıl yaparsın bilmiyorum. Umurumda da değil. Ya bırak beni. Ne haber Ali Yusuf? İyidir, senden ne haber? Eyvallah. Elimdeki en yeni temiz araba bu. Uyar mı? Olur olur, fark etmez. Al bu parayı. Ben bir ara gelirim, işlemleri falan yaparız. Tamam, hallederiz. Bırakayım seni. Yok sağ ol. Arkadaşlar beni alır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey değil. Güle güle kullan. Artık beni de eve bırakırsın. Bu ne şimdi? Ali Yusuf, ben bir savaş veriyorum.
Yeni durumuma alışmaya çalışıyorum. Ama sen bana araba hediye edersen ben bunu başaramam ki. Ne yani, araban olursa savaşamayacak mısın? Parayı nereden buldun? Boş ver şimdi. Hediyemi kabul edecek misin? Parayı nereden bulduğunu söylemezsen otobüse binmeyi tercih ederim. Peki, sen bilirsin. Ya ben ne dedim ki şimdi? Ali Yusuf. Ya. Ali Yusuf. Ya Yusuf. Ne dedim? Öndeki arabayı takip edin. Aslan Hanım, nerede kaldınız? Kuafördeydim. Ne oluyor Meryem Hanım? Size hesap mı vermem gerekiyor her seferinde? Yoksa izin mi almalıyım? Olur mu hiç Aslan Hanım? Hacer Hanım'ı hemen bulmam lazım. Belki siz nerede olduğunu biliyorsunuzdur diye düşündüm. Ben onun bekçisi miyim? Hayırlı bir iş. Bir anneyle evladını kavuşturacağız. Oğlu geldi. Oğlu mu? Mutfakta oturuyor. Yani annem nerede kaldı diye sorup duruyor. Hani biz bilmediğimizden bir şey diyemedik de siz biliyorsanız. Şimdi bir de böyle ilk kısımda yeni gidiyoruz, tamam mı? Çocuklar karabiliş gelişine koyuyoruz. Sanki bir yeri tutamıyoruz. Doğrusu o. Hiçbir şey anlamıyoruz. Biz buradan gelmiş ki öyle bir neredesin oğlum sen? Yine kayboldun gittin. Bu ne bu? Yeni mi? Sen kendi arabandan başkasını kullanmazsın. Bu kalsın burada. Alırım sonra. Hey! Kim o? Boş ver. Korkma oğlum. Burada atılır silah. Oğlum belaya gidiyorsun, belaya. Açıl, açıl, açıl. Sado, ambulans ara. Oğlum iyi misin? Duyuyor musun beni? Oğlum çekilsin. Oğlum, oğlum. Beni duyuyor musun? Bir açılın, bir açılın. Oğlum. İyi misin? Evet, iyi olacaksın. Dayan. Dayan, tamam mı? Sado, aradın mı ambulansı? Aradım, geliyorum. Sana son bir şans verdim Ali Yusuf. Çek git. Kaybedeceğin oyuna girme dedim. Ama sen ne yaptın? Son hamleni yaptın.
abimi yolladın. Bunu ödeteceğim sana. Göreceksin. Aradınız mı? Hani aşağıda söylemiştiniz ya bana bir telefon numarası bırakmıştı diye. Ay kim bilir ne sevinmiştir kadıncağız. Oğlunu da söyleyeyim, o da sevinir. Ay baksanıza, senelerdir görüşememişler. Ay epeydir aşağıda mutfakta bekliyordu. Haber vereceğinizi söyleyeyim de mutlu olsun çocuk. Ne meraklısınız siz başkalarının işlerine karışmaya? Dur bakalım. Acele etme diyorum sana. Ulaşabilecek miyim kadına? Affedersiniz Aslan Hanım. Çık dışarı. Düşünemedim. Sedo, aradın mı ambulansı? Aradım, geliyor. Sen doktorsun. Kurtar oğlumu. Kurtar oğlumu, ne olur kurtar oğlumu. Ölmesin o. Dayan, iyi olacaksın, tamam mı? Sık dişini. Evlat, iyi olacaksın, merak etme. Acele edin. Çocuk kurşun yiyip durumu iyi değil, çabuk. Oğlum. İyi olacaksın evlat, sık dişini. Dayan. Acele edin. Acele edin, çocuk kurşun yedi, iyi durumda değil. Evlat merak etme, iyi olacaksın. Dayan evlat. Dayan, iyi olacaksın, dayan. Kurşun yedi. Ben de geleceğim. Sizin taraftayım. Yusuf bizi tanıştırmadı Salih Hanım. Ben Sadu. Yani benim de uzun bir ismim var da dostlarım bana Sadu der. Siz de öyle deyin. Bu arazi işinizi halleden benim. Ha, hatırlıyorum. Ali Yusuf'un arkadaşı Sadu. Yalnızca arkadaş değil. Aynı zamanda iş ortağıyız. Bu yaralanan çocuk kim? Ali Yusuf'un bir şeyi mi? Bu uzun bir hikaye. Uzun, kıssadan hisseli bir Yusuf hikayesi. Böyle ayakta olmaz. Buyurun ofise geçelim. Size bir kahve ikram edeyim. Çok kan kaybetti. Hastaneye söyleyin, kan hazırlasınlar. Kurşunun çıkış yarısını da görmedim. İçeride olabilir hala. Siz doktor musunuz? Bazen. Niye durdu bu? Gibi para var, zevk yok. Bu ne şimdi? Sakın! Aklından bile geçirme. Vay, vay, vay. Ne güzellik kız. Ulan ileride iyi para edeceğini biliyordum ama bu kadarını hiç beklemiyordum ha. Bu kapıya bir daha yaklaşmayacaksın. Eğer oğlumun yanına yaklaşacak olursan.
Ne yaparsın? Köpeğini üstüme mi salarsın? Al voltanı. Al voltanı, atlarım tepemin tasına. Koş koş. Kırını yetiştir. De ki, Kenan geldi. O da savurduğu tehditlerin yaramadığını anlasın. Ne saçmalıyorsun sen? Ali Yusuf diyorum. Kırığına diyorum. Git yetiştir diyorum. De ki, Kenan tehditlerini sallamadı. Hesap sormaya geldi de diyorum. Ali Yusuf kim kızım ya? Ha? Beni korkutacak adam mı? Efsunluyum ben, efsunlu. Bak, nasıl kaçtım hapishaneden. Tereyağından kıl çeker gibi. Hı? Ne oldu? Tırstın mı? Nasıl koyacağım ben seni toprağın altına oğlum? Karanlıktır orası. Sen korkarsın. Yanına gelip başını okşamadan uyumazsın. Ben sensiz nasıl yaşayacağım oğlum? Senin yüzünden. Neden kurtardın o adamın hayatını? Baba olsaydı da oğlunu bu pis işlere bulaştırmasaydı. Sen kimsin ha? Ne sanıyorsun kendini? Azrail'in işine karıştın sen bir adam. O da ölecekti, benim oğlum yaşayacaktı. Yaşayacaktı benim oğlum. Edeceğini nasıl düşündüm ben? Sen hep beni sevdin. Herkesten, her şeyden korudun beni. Bu hep böyleydi. Kahvenizi içmediniz Salih Hanım. Beğenmediniz mi? Ha, yok. Unutmuşum, içerim. Ali Yusuf'u arayacaksanız ben tavsiye etmem. Şimdi açmaz, daha çok meraklanırsınız. Biraz daha bekleyin, muhakkak gelir. Ortağım demiştiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Biz türlü kanunsuz işler peşindeyiz. Şaka tabii ki. Sağlık sektöründeyiz. Bir nevi Hipokrat'ın neferleriyiz yani. Anlamadım. Anlatayım. Biz yurt dışından tıbbi malzeme alıyoruz. Onları buradaki hastanelere satıyoruz. Ali Yusuf ne yapıyor? Ali Yusuf bizim vitrin yüzümüz. Müşterilerle ilişkilere o bakıyor.
Yani hastanelerle, doktorlarla filan o konuşuyor. Zeki biridir. Burası onun sayesinde ayakta yani. Ne oldu? Çocuk nasıl? Kurtaramadın mı? Vadesi o kadarmış demek ki çocuğun. Tanrı 8'inde bile değildi sana. Nasıl bir vadeymiş bu? Nasıl bir adalet? Sen elinden geleni yaptın. Yıpratma kendini. Kader diyorsun yani. Öyle mi? Hiçbir şey olmamış gibi burada oturmaya devam mı edelim? Bu mu? Yok, öyle değil tabii. Nasıl peki? Sizin bu kader dediğiniz şey var ya, sadece bu mahallelerde yaşıyor. O çocuk eğer bu sefaletin içinde doğmasaydı, şimdi yaşıyor olurdu. Böyle sokağın ortasında vurulmazdı. Okula giderdi, aşık olurdu, evlenirdi, annesi yanında olurdu. Ben sen üzülme diye dedim. Üzülmeyip de ne yapalım? Sen ne yapıyorsun burada? Niye gitmedin? Ben davet ettim. Hemen hiddetlenme. Seni bekliyorduk burada. Tamam, geç oldu. Sen git. Bir yere gitmiyorum. Senin yanında. Sado. Taksi çağır. Gerek yok. Saliha Hanım. Oğlum, kızın ne kabahati var lan? Gitsene peşinden. Şişt. İyi misin? O çocuğun katili benim sana. Ne içtin oğlum? İçinde ne var oğlum senin? Ne katili lan? Çocuğun babası torbacının tekiymiş. Aç göz yetmemiş kazandığı para. Çocuğun eline malı tutuşturmuş. Salmış başkasının çöplüğüne. Yaşatırlar mı oğlum? Bu şehrin düzeni böyle. Kavgası böyle, adaleti böyle. Yarısı kurt. Yarısı kuzu Yusuf. Bu şehrin insanları ancak mezarlıklarda eşittir. Ben artık bu işte yokum. Burası İstanbul oğlum. Değişmez. Kimse değiştiremez. Sen bile. Benden bu kadar Sado. Seninle bir anlaşma yaptık Yusuf. Bırakamazsın. Hala konuşmak için geldiysen şurada.
her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmadım, asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana, al beni, öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama, gülümse yeter bana. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine.